Bir kere insanlar madde var, maddeden ruh meydana gelir inancındalar. Yani işte beynimiz olmazsa işte şöyle be. Bir kere ruhtan madde meydana geliyor. Bu çok önemli. Çünkü bak elde somut olan delil ruh. Madde elimizde değil yani. Maddeye ait elimize bir delil yok bizim. Ruha ait delil var. Mesela ruhu görüyoruz. Renklerini görüyoruz, seslerini duyuyoruz, dokunma hissini duyuyoruz. Bunların hepsini duyuyoruz. Ya bunlar somut. Ama madde bizde ne? İnanç. Olabilir diyoruz. Yani madde olması gerekir diyoruz. Olması gerekir. Neye göre? Diyor beynimin içinde bir görüntü görüyorum. Bu görüntünün dışarıda olması gerekiyor diyor. Ben buna inanıyorum diyor. Bak ben sana işin doğrusunu söyleyeyim o zaman. Madde diye bir şey yok. Sadece ruh var. Ruhun meydana getirdiği imaja madde diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Açık, seçik ve çok net. Ya delili olan bu çünkü. Öbürünün delili yok. Hiçbir delili yok. Bunun net delili var. Açık yani çok keskin delilleri. Bunu anladın mı? Ahiret her şeyi insan anlar. Yani bir kere burada bilimsel bir yanlışlık var. Bilimsel yanlışlıktan dolayı insanlar takılıp kalıyorlar. Bu bilimsel yanlışlığın kaldırılması lazım. Yani bilimin bunu samimi olarak açıklaması gerekiyor. Bilim bunu açıklamıyor. Samimi değil bu konuda bilim. Ya inanılır gibi değil. Göğsünü göre göre diyor. Ya dışarı, ya kardeşim neye? Mesela diyor ki 50 metre uzakta diyor. Neye göre? Beynimin içinde 50 metre uzakta görüyorum diyor. Nasıl emin oluyorsun dışarıda olduğunu? Dışarıda madde gölge varlık olarak var. Şu gördüğümüz şekilde gölge varlık olarak var. Madde olarak yok. Kesin. Gayet net.